Sevgili dostlar, merhaba. Ramazan ayının 13. gününde, ikinci pazartesisinde Ramazan'ın, Şehri Ramazan'ında 13. programındayız. Şehri Ramazan'da bir tevafuk olmuş sevgili dostlar. Geçen pazartesi Hazreti İbrahim'e dair konuşmuştuk. Bugün yine Hazreti İbrahim'e dair konuşacağız ayrı veçelerle. Allah nasip ederse haftaya pazartesi yine Hazreti İbrahim'i konuşacağız inşallah hafta başları. Evet. Kur'an'da en güzel örnek olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte ikinci isim Hazreti İbrahim. Hafta başları pazartesilerimizde Ramazan ayı içerisinde Hazreti İbrahim'i anarak başlıyor. Ne mutlu bize. Kısa bir giriş, bir hatıra aktarmak istiyorum sevgili dostlar. Geçen hafta ortasından sürekli izleyen dostlarımız hatırlarlar. İlk cumartesi günü misafirimiz, sevgili arkadaşımız Ahmet Abdullah Saçmalı'ydı. Karun kıssası üzerine konuşmuştuk. Hafta ortası Ahmet Abdullah'ın sosyal medyada bir cümlesiyle karşılaştım. Herhalde o gün oruç ciddi bir şekilde bünyeyi etkilemiş. İkindi vakti yazdığı bir cümle sosyal medyaya. Evet, cidden sarsıldım diyor. İnsan hakikaten küçük, bunun farkına varmalı diye. Evet, oruç Abdullah için mesajını vermiş. İnşallah hepimiz o mesajı alanlardan oluruz. Hakikaten aç kaldığımızda, susuz kaldığımızda, hele ki gün içinde hareketli bir haldeysek, oradan oraya koşmamız gerekmişse, gerçekten vakit artık ikindiye yaklaştığında, akşama doğru evrildiğinde insan benim dediği gücün kendisine ait olmadığını, yaratılan her şey gibi kendisinin de hakikati halde mutlak anlamda aciz, zayıf ve küçük durumda olduğunu, ancak ve ancak Allah'ın büyük olduğunu bize hatırlatıyor ki Allahu Ekber dediğimizde, öyle ki namazlarımızın da başından itibaren mührünü vuran, her namazda defaatle tekrarladığımız hakikattir bu Allahu Ekber. Allahu Ekber dediğimizde büyük olan, büyük olarak anılmaya layık olan ancak O'dur. O'nun büyüklüğü karşısında bizim hepimiz, bütün kullar olarak hepimiz eşit derecede küçüğüz. Noktada halikiyet, mahlukiyet denklemini, rububiyet, uluhiyet denklemini doğru bir şekilde kurmamızı sağlıyor ibadetler. Namazda onun dersini alıyoruz. İşte Ahmet Abdullah'ın çok veciz bir şekilde kendi tecrübesiyle ifade ettiği gibi oruçta da onun dersini alıyoruz. Allah o dersi hep alanlardan ve hiç unutmayanlardan eylesin bizleri inşallah. Bugün yine çok kıymetli bir misafirimiz var. İsmi anıldığında, ismi zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırasını taşıyor. İsmi anıldığında, evet, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, ahlakı ve sahabiler akla gelen ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onun hayatı, siyer üzerine ülkemizde yetkin çalışmalar denildiğinde bu konunun, siyer meselesinin usulünü, adabını en güzel şekilde takdim edenler kimlerdir denildiğinde akla hemen ilk anda gelen çok kıymetli bir isim Muhammed Emin Yıldırım hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Bulduk. Allah razı olsun. Evet. Biz şeref bulduk böyle güzel bir ortamda. Allah razı olsun. Güzel vakitte sizin gibi güzel bir hocamızla beraber olmak. Elhamdülillah. Çok teşekkür ederiz Allah hocam. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Muhammed Emin Yıldırım hocamızla Hazreti İbrahim'in babasıyla olan, özellikle Meryem suresinde anlatılan, sadece babasına değil, kavmine olan tebliği de var. Nemrud'a hatta tebliğ var. Onları da konuşacağız ama merkezinde babasına olan tebliği, babasına
Hakk'ı anlatışı, babasını Hakk'a davet edişi ve Kur'an'da Meryem kıssasında anlatılan bu diyalogun bize bugünün müminlerine vermesi gereken, daha doğrusu verdiği de bizim almamız gereken dersler nelerdir? Muhammed Emin Yıldırım hocamızla bu konuyu konuşacağız Hazreti İbrahim kıssası içerisinde. Ama elbette önce Kur'an'dan bu müzakerenin geçtiği ayetleri Faruk Furkan Diler hocamızın sesinden dinleyerek. Şimdi Kur'an'ı dinleyelim, sonra okunan ayetlerin manalar üzerine Muhammed Emin Yıldırım hocamızı dinleyelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkur fil kitabi İbrahim. İnnehu kâne siddîqan nebiyyâ. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي
Rabbi عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا صدق الله العظيم. Sevgili dostlar, Faruk Furkan Diler hocamızın sesinden Meryem suresinin 41 ila 50. ayetlerini dinledik. Hazreti İbrahim'e dair, Hazreti İbrahim'in bilhassa babasıyla olan müzakeresi, babasını put yapıcı bir isim olarak onu putları bırakmaya, yalnız ve ancak Allah'a ibadet etmeye daveti. Peygamber kıssalarının başından itibaren, Ramazan'ın birinci günden itibaren konuşuyoruz. Ayrı ayrı Kur'an'daki ayrı ayrı kıssalardan, peygamber kıssalarından veya hatta aynı kıssanı işte geçen hafta İbrahim Aleyhisselam kıssasının bir başka veçesini konuştuğumuz üzere veya aynı peygamberin kıssası içerisindeki ayrı ayrı hadiselerin bize söylediklerine dair İbrahim Aleyhisselam kıssası Kur'an'da Musa Aleyhisselam kıssasından sonra en geniş olarak anlatılan ikinci kıssa, sonra Nuh Aleyhisselam kıssası geliyor ki geçen çarşamba günü onu konuşmuştuk. Her bir veçesi, bütün kıssaların her bir veçesi çok öğretici bizim için. Ama şu Meryem suresinde geçen şu diyalog bana bilhassa çok üzerinde düşünmemiz, çok ders almamız gereken ama sanki yeterince farkında bile olmadığımız bir kıssa veya kıssadan, İbrahim kıssasının bir bölüm gibi gelir. Benim için büyük bir bahtiyarlık ki bugün çok kıymetli bir hocamızla yani bu kıssa üzerine, bu kıssanın bize verdiği dersler, bu kıssadan bizim almamız gereken dersler üzerine konuşabileceğiz. Muhammed Hocam evet. Tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş sefa. Şimdi özellikle şu kıssayı mesela nerede hatırıma geliyor derse hocam. Mesela Müslümanların baktığımızda birbirini öldüren Müslümanlar. Ya, İslam dünyasının hali. Şimdi bir tarafta hep şunu düşünürüm. Veya kendisi öldürmüyorsa da tekfir eden, manen öldüren. Aynen. Değil mi? Müslümanlar. Yani, bağlarını koparan. Evet. Yani birbirini dalaletle, yani. Küfürle itham edemez. Onu düşünce, o tabloyu hep görünce yüreğime dokunur. Aynen. İbrahim Aleyhisselam putlara tapan ve put yapan babasına nasıl bir üslupla konuştu? Biz yani Allah'ın başındaki secdeye eden bir Müslümana nasıl bakıyoruz ve nasıl konuşuyoruz? Aynen öyle. Tabii Kur'an kıssalarının her birisinin anlatılmasında çok bir mesajlar var. O mesajlar olduğu için Kur'an gibi sözün özü olan bir kelam-ı kadimde yer alıyor. Yoksa Kur'an bir tarih kitabı değil ki geçmişten bize sadece tarihi bir bilgilendirme olarak bahsetsin. Ki zaten mesela biz, bu surede de mesela kronolojik olarak anlatmadı. Öyle bir şey yok zaten. Zekeriya Aleyhisselam'la geldi değil mi? Meryem Aleyhisselam. Aynen. Hazreti Meryem, ondan sonra İbrahim, sonra Hazreti Musa'ya gelecek. Mesela Hazreti İsmail Musa'dan sonra gelecek. Evet, yani onu çok da Kur'an kronoloji gözetmiyor değil, yani. Mesela bir Ahsenul Kasas diye isimlendirilen Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası bir kronolojik olarak bir anlatılır ve bir sürede anlatılır. Evet, o da tabii çok ilginç bir mesajı var onun. Ama onun dışında mesela Hazreti İbrahim Kur'an içerisinde 25 farklı yerde 25 farklı kıssayla anlatılıyor. Evet, evet. Ve birbirini tamamlayacak şekilde işte bir bakıyorsunuz bir yerde
bir ilah arayışı var. Evet. Bir yerde Nemrud'un karşısındaki mücadelesi var. Evet. Bir yerde Mısır'daki mücadelesi evet. var. Bir yerde hanımlarıyla evet. bir evet. diyaloğu var. Yani bir yerde oğluyla. Oğluyla var. Yani her evet. tarafta bu manada farklı farklı şeyleri okuyoruz. Evet. Tabii bunların ayrı ayrı bulunduğu bağlamlardaki mesajları evet. çok farklı. Birleştirip okuduğunuz evet. zaman daha farklı. Yani evet. onları gerçekten ciddi bir biçimde ele almak evet. gerekir. Çünkü o kıssalar aslında şahsiyet inşa ediyor. Evet. İlk başta da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nazil olduğu sürece baktığınızda da öyle. Mesela biraz önce Yusuf kıssasından bahsettik. Onunla ilgili bir cümle söyleyelim. Buyurun hocam. Taif dönüşü nazil oluyor. Efendimizin taşlanmasının sonra, arkasından. Taif'te. Yani Taif'te o ızdırabı çekmiş Efendimiz. Yani mahzun olma Yusuf gibi sonra. Gelecek var yani aynen var. Orada bir mesaj veriyor. Taşlandın ama evet. yani seni kuyuya attılar aslında kavmin evet. kardeşlerin evet. ama evet. yakın bir zamanda sen evet. farklı bir yere geleceksin. Mesajı alıyor Peygamber evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Yıllar evet. sonra Mekke'nin fethi günü size ne yapmamı istersiniz diye karşısındaki kavmine evet. sorduğu zaman sen kerim bir babanın evet. kerim oğlusun dedikleri evet. zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o günü hatırlıyor. Evet. Yani evet. Taif'in dönüşünde yani, kendisine evet. inen Yusuf suresini evet. bugün Yusuf'un kardeşlerine evet. dediği gibi evet. ben de size söylerim. Evet. Bugün kınama yoktur. Evet. İzhebu ve entum tulaka. Evet. Hepiniz salıverildiniz evet. gidebilirsiniz diyor. Yani orada aleyhissalatü vesselam Efendimizin o anda onu hatırlaması bir hatırası olması var lazım. Yani, evet. Bir mesajı var yani. Evet. Yine zor zamanlarda mesela nazil olan Kehf suresi. Evet. Efendimizin şahsiyetini ve ona iman eden o bir avuç insanın şahsiyetini evet. inşa ediyor. Evet. Bugün de o şahsiyet inşası aslında devam ediyor. Bugün de evet. bizim dünyamıza bakan birçok mesajı var bunların. Evet. Dolayısıyla o kıssaları okurken biraz daha bizim bu çerçeveden okumamız evet. lazım ki evet. alabilelim ve o aldığımız evet. mesajlar bizim şahsiyetlerimizi inşa etmiş evet. olsun. Yani Kur'an bu kıssaları okurken yani bu kıssalar dünü anlatmıyor aslında. Hayır. Değil mi? Bugüne konuşuyor, bize konuşuyor. Bugünü anlatıyor ve yarını da evet. inşa ediyor. Evet. Nasıl aslında hani bugünü ihya ediyor. Kendimizi nasıl inşa etmemiz lazım? Allah bizim kendimizi nasıl inşa etmemizi istiyor? Sıhhat, Allah sıhhat versin Allah hocam bu bugün arada. De biraz evet. hastayım böyle evet. izleyenlerimiz yani, kusurumuza bakmasın. Estağfurullah kusur değil hocam. Öksürükle götüreceğiz yok. Artık. Estağfurullah. Yani dua olsun diye söylüyorum İnşallah. Hocam. İnşallah Allah razı olsun. Ben dua ediyorum izleyicilerimizden de istirham Allah ediyorum. Allah şifalar versin. Amin. O halde bizi hani kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca hani, teşekkür inşallah ederiz. Burası bize şifaya vesile evet, olsun inşallah. İnşallah hocam inşallah. Yani kendimizi inşa edelim değil mi? Tabii, bugünümüzü tabii, inşa edelim aynen. ve yarınımızı inşa edelim diye Allah şimdi şöyle bir şey anlatıyor var. Bu hadiseleri tabii, bize. Yani insan dün de şu olmuş bu olmuş değil. Örnek görmek ister. Evet. Yani ne kadar bir şeyi salt işte emir yasak olarak evet. söyleseniz de insanda böyle bir özellik evet. vardır. Evet. O istenilen şeyin evet. hayata intikalinin nasıl olacağına ait bir numune görmek ister önünde. Evet. Aslında peygamberler işte bu numuneyi evet. sunuyor bize. Kur'an evet. kıssalarının amacı evet. da o. Daha sonra mesela biz sahabeyi anlatıyoruz. Evet. Niçin anlatıyoruz onları? Yaşanmış bir hayat evet. var, bir numune var evet. orada. Ve o numune bugünün dünyasında bize neler söyler diye onu bulmak için anlatıyoruz. Evet. Yoksa sadece bir tarih anlatmak için, evet. tarihi sayfaları işte sunmak için, takdim etmek için değil. Evet. Maksat burada temel anlamda oradaki o gerçekten örnek alınabilecek numuneyi iyice kavrayıp bugünün dünyasında da o yolu yol olarak edinebilmek. Evet. Bugün eğer böyle bir yola ihtiyacımız var ki, varsa ki ciddi bir biçimde evet. var. O zaman elbette ki takip edilecek yol peygamberlerin yoludur. Son evet. peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yoludur ve onun arkasından evet. gelenlerin yoludur. Evet. Onun için bize çok önemli evet. mesajlar verir kıssalar. Evet. Şimdi hocam gelirsek yani İbrahim aleyhisselam kıssasının Meryem suresinde anlatılan bu kısmını. Şimdi önce bir kere oraya geçmeden buyurun bir şey hocam, buyurun. Söylesem. Elbette, elbette yani buyurun ona hocam. Bir zemin olsun. Elbette hocam buyurun. Mesela İbrahim aleyhisselam istisnai bir peygamber.
ki herkes kendisine nispet ediyor biliyorsunuz. Evet. Mesela evet. Kur'an'da ne o Yahudiydi ne de Nasrani'ydi, evet. Hristiyan'dı. O evet. Hanif bir Müslümandı. Evet. Bu ifadeyi Kur'an ne için kullanıyor? Çünkü Yahudiler de kendilerine mal ediyor, evet. Hristiyanlar da evet. kendilerine mal ediyor. Hayır, onun yolu bu yoldur diye. Asıl yolunun evet. ne olduğunu da söylüyor. Evet. Bakın tarihi tartışmalara ya da yazılanlara evet. millet itibariyle de herkes Hazreti evet. İbrahim'i kendisine evet. mal ediyor. Evet. Kimisi İbrahim Kürt'tür Deniz'de. Diyor, evet. kimisi Kürt'tür evet. diyor, kimisi evet. Arap'tır diyor. O manada evet. da bir şey var. Evet. Çünkü gerçekten çok önemli bir yerde duruyor. Evet. Ama Kur'an milleti İbrahim diyerek meselenin ırkı boyuttan ziyade inanç düzleminde evet. bir noktaya işaret ediyor yani ki. Yani İbrahim aleyhisselam gibi değil mi? Yüzünü Fatır-ı semavat vel arza. Tabii. Yani çeviren. Gökleri ve yeri yaratana çeviriyor. Ve asla müşriklerden olmamışsak değil mi? Millet aynen. İbrahim'den oluyor. O milleti oluyoruz. Hangi kavimden olursan olun. Renginiz ne olursa olsun çok da önemli değil. Asıl onun yolunda olan evet. onun milletindendir diye bir mesajı evet. bize evet. veriyor. Evet. Şimdi Mümtehine suresinde de Kur'an istisnai bir ifade evet. kullanıyor ki o ifadeyi Kur'an evet. içerisinde sadece iki peygamber evet. için kullanıyor. İşte biri Hazreti İbrahim ve ailesi, evet. biri de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet. O ifade Usve-i Hasene ifadesi. Evet. Evet. Yani Mümtehine suresinde iki kez. İki kere geçiyor bir değil mi? İbrahim Aleyhisselam, İbrahim için, Aleyhisselam iki için iki kere. İbrahim Aleyhisselam için iki kere kullanılıyor. Evet. Ahzab 21'de de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ şeklinde evet. Efendimiz peygamber Aleyhisselatü Vesselam için. Şimdi diğer peygamberler için değil de sadece evet. bu iki peygamber için kullanılması önemli bir şey. Evet. Orada biz o önemi fark ettiğimiz zaman aslında daha fazla Hazreti İbrahim'in hayatından evet. istifade edeceğiz. Evet. Daha fazla evet. Efendimizin hayatından istifade evet. etmiş olacağız. Evet. Nedir Usve-i Hasene? Numune-i İmtisal, evet. Elmalılı evet. Hamdi Yazır'ın evet. ifadesiyle merhum. Evet. En kamil misal. Evet. En güzel örnek Türkçe'ye de genelde evet. öyle çevriliyor. Şimdi batıdan yerleşmiş tabirleri bugün kullanılıyor. Rol model. Rol model. Prototip. Yani hayatını nasıl yaşayacağının değil mi? Örneği. Örneği. Evet. Ama evet. aslında Usve-i Hasene'de şöyle bir mesaj var. Evet. Her anın ve her alanın örneği. Belli bir alanın değil. Belli kuşatıcı. Bir alan değil ve belli bir zamanın da değil. Evet. Yani kamilen bir hayatın örneği. Evet. Şimdi böyle baktığımız zaman. Yani baba zaman, olarak da evlat olarak evlat da misal. Olarak da, değil mi? Evet. Eş olarak da misal aynen, mesela. Aynen öyle. Fakir olarak da zengin olarak da iktidardayken, evet. muhalefetteyken, evet. müşriklerin içerisindeyken, kendi güç sahibiyken her evet. alanda örnekliği. İşte ona işaret ettiğiniz zaman bu sefer Hazreti İbrahim'in hayatını biraz da bu çerçeveden okumaya çalışıyorsunuz. Evet. Ve o biraz önce söylediğimiz 25 yerdeki anlatım, evet. kısa anlatımlarında evet. kamilen bir insanın ihtiyaç duyabileceği örnekliklerin tamamına ait izleri orada evet. görüyorsunuz. Evet. İşte onu okuduğunuz zaman da neye ihtiyacınız varsa buyurun. Size deva oluyor, evet. ilaç oluyor. Şifa ve rahmet şifa olan veriyor. Kur'an o, evet, oluşmuş biraz oluyor. İşte burada da evet. mesela özellikle evet. davet evet. uslubuyla alakalı, evet. tebliğ, diliyle evet. alakalı çok önemli şeyler var. Evet. Çünkü bu konuda çok ciddi problemlerimiz var. Bu çağın evet. insanları evet. olarak da bazen hakikate zulmediyoruz. Evet. Aslında evet. konuştuğumuz şey hakikat. Ama üslup. Üslup usul. Doğru değil. Usulde problem var. Zaman doğru değil. Evet. Yani her hakikat her an söylenmiyor. Evet. Bunun da evet. bir yeri var, zamanı evet. var. Ya bunu yapamadığımız ki belagatın tarifinde değil mi bu var? Evet. Yani. Müktezai hal mesela muhataba evet. göre evet. söz söyleme, doğru evet. sözü doğru zamanda, doğru, doğru mekanda söyleme. Bütün evet. hepsi bunlar aslında o davetin, tebliğin temel usulleri. Evet. Bunlar gözden kaçtığı zaman siz doğruyu söylüyorsunuz. Mesela bazen bazı kardeşlerimiz onu söylüyorlar ya. Söylediğim şeyde hata yok ki ben Kur'an'dan bir ayet söylüyorum diyor. Tamam evet. doğru evet. sen gerçekten hakikati söylüyorsun evet. ama o hakikatin şu anda yeri ve zamanı mı? Evet. Muhataplar seni o evet. sözlüğünü anlayabilecek evet. düzeyde mi? Evet. Ayşe anamızın çok güzel bir sözü var. O söz de aslında davet uslubuyla alakalı evet. hep hatırımızda olması gerekir. Diyor ki eğer Kur'an'daki bazı ayetler
kendi sırasında değil de başlangıçta inseydi. Yani Medine'de değil de Mekke'de inseydi. Mekke'nin son dönemlerinde değil de başlangıçta inseydi. Allah Resulü'nün karşısındaki muhatapların çoğu inkarı seçerlerdi. Ama Allah onları tedricen, kademe kademe belli bir seviyeye doğru taşıdı. İniş sırasında bile bize bir ders. Tabii ondan sonra verdi mesajı. Evet. Şimdi biz tamam Kur'an elimizde hakikati de biliyoruz. Ama bir de bir vaka var. Karşımızda bir muhatap kitlesi var. Şimdi o muhatap kitlesini tanımadığınız zaman siz birkaç sene önce, 20 sene önce, 50 sene önceki usulle, uslupla bu gençlere, bu muhataplara hitap ettiğiniz zaman olmuyor. Aşağı yukarı ikimiz aynı kuşaktanız mesela, aynı yaş dönemindeyiz. Evet. Mesela biz çocukken babalarımız, annelerimiz bize nasıl namaz kılınacağını anlattılar ve bize yetti. Evet. Çünkü o zaman bizim başka bir şeye ihtiyacımız yoktu. Şimdi nasıl anlatmanız ters tepiyor hatta. Eğer nedeni, niçini anlatmazsanız nasılın faydası yok. Yani bir çocuğa bugün niçin namaz kılmalısın evladım? Neden Allah bizden namaz gibi istiyor, bir nimeti, bir ibadeti istiyor? Ya da oruç işte şu anda içinde bulunduğumuz. Bunun hikmetlerini anlatmadığınız zaman, işte oruç şöyle tutulur dediğiniz zaman yetmiyor. Çünkü şu andaki muhatap kitle çok değişti, çok farklılaştı. Bunlara İmkanları zorlaştı. Bunlara dikkat etmediğimiz zaman söylediğimiz söz doğru mu? Doğru. Namazı mı anlatıyorum? Namazı anlatıyorum. Peki karşıda fayda oluşuyor mu? Yani söylediğimiz söz yankı buluyor mu? Ona baktığınız zaman işte ciddi problemler yaşıyoruz. Veya hocam hatta değil mi, mesela ayeti okuyor diyelim. Hani dediğiniz ya, mesela diyor ki ayet söyledim. Ayet kötü bir şey söylemeyeyim. Fakat mesela ayetin bir söyleniş usulü var. Diyeyim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına o ayeti aktardığı bir ses tonu var. Bir de değil mi, mesela bizim ses tonumuz var. Aynen. Şimdi yani o ses tonunda bile mesajın ulaşıp ulaşmama noktasında bir etkisi var. Yani onu gözden kaçırdığın zaman bazen hakikati başını yara yara söylemek de var. Bazen de çok güzel, hoş bir uslupla. Şimdi siz söyleyince hep aklıma geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e Halid bin Velid'i gönderiyor önce. Ve diyor ki işte git orada falanca filanca yerde bir tebliğ faaliyeti yap. Halid bin Velid bir müddet sonra bir mektup yazıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah diyor, bunların Müslüman olacağı falan yok. Dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar diyor. Efendimiz diyor ki sabret diyor, sana Ali'yi gönderiyorum. Ali ile beraber bu işi yapın. Hazreti Ali gidiyor. Bir müddet sonra Hazreti Ali, ya Resulallah kabilenin, kavmin neredeyse hepsi Müslüman oldu diyorlar. Sonra ikisi beraber gelince Halid bin Velid peygamberimize diyor ki ya Resulallah aynı şeyleri söyledik. Ali ne diyorsa ben de aynısını anlattım, söyledim ama Ali'nin sözü tesir etti diyor. İşte orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çok önemli bir şeye dikkat çekiyor. Hakikat, doğru söz, doğru uslupla muhatabın anlayabileceği şekilde onu çok iyi tanıyarak söylendiği zaman Nahl suresinin 125. ayetinde anlamını bulan hikmet ve güzel öğütle. Yani mev'izetil hasene. Güzel öğütle bu ikisi olacak. Öncesinde İkisini ama içerecek. Hikmet olacak. Sonrasında diyor onlarla güzel bir biçimde mücadele et. Mücadele olacak. Yani küfürle, o da güzel biçimde, günahla, fıskla mücadele olmaz mı? Mücadele olacak ama gidip yani adamın böyle kusurunu, aybını yüzüne vurup bütün insani bağları kopararak, iletişime ait her şeyi devre dışı bırakarak yapılacak bir tebliğde elbette ki fayda olmayacak. Dolayısıyla orada bir şey oluşmalı. Bir şey daha söyleyeyim, buyurun ondan hocam, sonra elbet girelim. Mesela dedim ya biz aynı kuşaktanız. Bizim kuşakta şöyle bir şey vardı Metin hocam. Özellikle 80'li 90'lı yıllarda biliyorsunuz inanılmaz derecede Türkiye'ye tercüme eserler geldi. Mısır'dan, Pakistan'dan, İran'dan. Biz de gençlik yıllarımızda onları çokça okuduk. Onları okuyan arkadaşların bir kısmında da ne yazık ki o sözlerin zeminini tam anlamıyla oturtmamaktan kaynaklanan arızalar oluştu.
o kuşağın büyük bir kısmının aileleriyle problemleri oldu. Mesela söz zemininde anlaşılmadığı için. Mesela Mısır'da işte yazılmış bir kitap. O gün orada belli şartlara göre. Evet. O şartları dikkate almadan o sözü al getir buraya koy. Babasını, annesini, akrabalarını tekfir edecek bir noktaya gelir. Evet. Yani mesela bizim çocukluk arkadaşlarımızın, gençlik arkadaşlarımızın büyük bir kısmında bunları yaşadık ne yazık ki. Neden? Çünkü oradaki karşıdaki muhatapla aynı olduğu zannedilerek ya da o günkü o şartları bu şartlara bağlamamaktan kaynaklanan şeylerle oluştu. Ama burada Hazreti İbrahim'in müşrik olan putlara tapan babasıyla işte biraz sonra konuşacağız. Babacığım ifadesi bile zaten taşları eritiyor. Ebi demiyor, babam demiyor, babacığım diyor, ya ebeti diyerek söyleyerek işte bir kere de başlaması. Bir kere değil mi? Kaç kere her bir cümlesinde yani, babacığım var. Siz mesela bir baba olarak evladınızın yanınıza gelince size söylediği böyle saygı, muhabbet, sevgi dolu bir hitabını duyduğunuz zaman erimiyor musunuz? Yani kim eremez mesela çocukları yanına gelip işte babacığım falan diye bir İkinci hitap etse. İkinci sonra şöyle diyor, babacığım diye bir cümle daha söylüyor. Evet, babacığım yani, diyor. O ısrar, o hitap zaten bir şekilde bir diyalog zemini yani bir iletişim bağ oluşturuyor. E şimdi oradan alın siz onu bütün muhataplara yayın. Şu anda mesela bizim ciddi ciddi sorgulamamız gerekir. Yani gerçekten bu memlekette de tebliğ ile davetle, irşatla uğraşan insanların son 20 senedir bu memleketin din ve dindarlıkla arasındaki bağının şu anda ne düzeyde olduğuna dair yani ciddi bir biçimde hem sahayı araştırmaları yaparak hem de etrafımızda birebir insanlarla bu manada bazı şeyleri konuşarak bunları ciddi masaya yatırmamız lazım. E sorgulayın, inanın ki bunların altında birçok problem var ama bu problemlerden bir tanesinin de tebliğ ve davet yaptığını iddia eden insanların uslup problemlerinden kaynaklanıyor. Biz içerikten ibaret zannediyoruz. Evet, sadece öyle görüyoruz ama öyle değil. Yani şu anda bir realite var önümüzde ve gerçekten insanımızın dinle, dindarlıkla, dini değerlerle münasebetinde ciddi bir mesafe açılması var. Ve bunun nedenlerini konuşmamız gerekmiyor mu? Neden böyle? Yani şu anda dindarların ailelerinin çocuklarında inanç problemleri var. Yani bunlar ciddi ciddi ele alınması gerekir. Bazen bunları konuşunca birileri rahatsız oluyor. Diyor siz tabloyu olumsuz göstermek istiyorsunuz falan. İnanın realite, ki ben buradan bir şey de söylemek istiyorum. Yani ben haftada en az 2-3 tane böyle delikanlıyla konuşuyorum. Onları anlamaya çalışıyorum. Yani Allah oturtuyorum karşıma. Diyorum ki nedir? Anlamamız da lazım. Nedir? Yani sizin neden bir probleminiz oluştu ki deizme kaydınız? Farklı bir inanç düzlemine kaydınız ya da yani bir dinle aranızda mesafe oluştu. Yani nedir? Problem nedir diye soruyorum. İnanın ki o kadar ilginç cevaplar geliyor ki gençlerde ve ben o gençlerde bir suç bulamıyorum. Kabahat onlarda değil. Kabahat onlarda değil yani kabahat gerçekten onları yetiştirme iddiasında olan anne ve babalarda, hocalarda, vakıflarda, derneklerde, cemaatlerde ve devlette, okulda da, mektepte de yani bu tek taraflı bir suçluyu ilan edip ona atıp geri kalanını tezkiye etmekle de kurtaramayız. Ortada gerçekten büyük bir yangın var ve bu yangının tek bir sorumlusu yok. Hepimiz aslında bu manada sorumluyuz. Ki geçenlerde hocam bu son nokta olsun yani sizin teyit için ama devam edeceğiz. Bir aradan sonra devam edeceğiz. Eyvallah. Sadece şunu tam bu nokta için şey yapmış olayım. Geçen Hazreti Yusuf aleyhisselam münacatını konuşmuş. Evet. Gömleği arkadan yırtılmış olduğu halde. Yani nefsimi temize çıkarmam diyor. Burada dediğim gibi suçu şuna değil. Ortada bir mesele var. Hepimiz değil mi? Aynen. Yani Yusuf aleyhisselam gömleği arkadan yırtık olduğu halde ben %100 haklı ve mağdur böyle o olmasına rağmen. Biz öteleyerek başkasının üstüne atarak değil. Hepimiz sorumluluğumuz üzerine düşünerek değil mi? Allah o çıkış verecekse, yol gösterecekse olmaz. Böyle gösterecek. Yani başka türlü bir inayet
de muhatap olmak, Allah'ın rahmetine, evet, yardımına mazhar olmak mümkün değil. Çünkü gerçekten hepimizin bu ortadaki problemden sorumluluğu var. Ama insan işte ne yapıyor? Ona buna havale ederek ya da ona buna suçu atarak kendisini temize çıkarmaya çalışıyor ama mesele öylelikle hallolacak gibi değil. Allah razı olsun hocam. Şimdi bir aramız olacak, bir size bir teneffüs imkanı. Eyvallah. O teneffüs zamanında dedik, biz şöyle bir şeyi düşündük hocam. Bu bazı hadisler var. İçinde rakamlar geçiyor ya. Bu sene dedi ki hadis seçkimiz böyle olsun. Çok güzel. Bir içinde bir sayı, bir rakam geçen hadisler zihnimize inşallah o şekilde, o rakamlarla birlikte hadis oturmuş olsun. Oturmuş olsun diye. Bakalım bugün hangi rakam çıkacak karşımıza. Evet sevgili dostlar, şimdi sayılı hadislerdeyiz. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim eceli gelmeyen bir hastayı ziyaret eder ve yanında şu duayı 7 kere okursa, Allah ona bu hastalığından mutlaka şifa verir. Es'elallahel azime, Rabbel arşil azime en yeşfik. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan senin için şifa talep ediyorum. Evet sevgili dostlar, bugün 7 rakamı çıktı karşımıza hadis köşemizde. Bir cümle, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize öğrettiği bir cümle hasta ziyaretinde, ama o bir cümleyi 7 kere tekrar etmemiz isteniyor. Orada aynı cümlenin 7 kere tekrarında da herhalde bize bir ders var. Yani bir kere söyleyip bir kere bırakmak değil, yani bu bir şey, şifa bir süreç. Belki o 7 kere tekrarında, bilmiyorum katılır mısınız? Aynen, aynen. Yani orada dedim, aynı duanın 7 kere söylediniz. Bu bir zaman gerektiriyor. Evet. Sabırla şifayı bekleyin dersi de sanki var değil bir mi hocam? Bir de 7 rakamı Arapça'da kesretten mecaz ya, yani çokluk ifade ediyor. Yani çokça söyleyin, şifa veren Allah'tır. Evet. Bugün vermez, yani bir kere söyledim verir diye bırakmayın. Bırakmaz, ısrar devam ve tekrarla işte 7 kez tavaf onun için ediyoruz. Evet. Safa ile Merve arasında 7 kez onun için yapıyoruz. Şeytanı taşlarken 7 kez onun için taşlıyoruz. Evet. Bütün hepsi yapılan işin tekrarına ait işaret veriyor. O da eğer şafi olan Allah'sa, ki ona inanıyoruz. Elbette. Ondan isteyeceğiz. Kimden isteyeceğiz? Evet. Bütün maddi ve manevi bütün dertlerimiz için. Evet. Israrla isteyeceğiz. Ne zaman verirse. Vermese de bizim için hayır. Evet. Kim bilir neyi murat ediyor. Ahirette bazı hadislerden öyle bir mesaj çıkarıyoruz. Bazen ben arkadaşlara da söylüyorum. Bazen çok şey istiyoruz Cenab-ı Hak'tan, olmuyor. Cenab-ı Hak ahirette önümüze gösterecek. Senin istediğin olsaydı şu olacaktı. Ya. Ama olmadı, bu oldu. Biz elhamdülillah olmamış. O zaman sevineceğiz. Elhamdülillah ki olmamış. Bak ne güzel. Evet. Demek ki bu olan daha iyiymiş diyeceğiz. Ben bugün işte diyelim ki hastalık için olduğundan dolayı şu anda da yavaş yavaş icabet saatine doğru gittiğim için Allah bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Mesela hocam, bazı hastalıklar vardır, yıllardır bazı kardeşlerimiz onun için uğraşıyorlar. Evet. Hastane kapılarında, şurada burada. Evet. Zor mu? Gerçekten zor. Ama yarın ahirette alacağını aldığı zaman, perde-i gayb açıldığında o mükafatı gördü. Neydi o hastanede kapılarında dolaştığımız o şeyler, o gayretler, o üzüntüler, o sıkıntılar, ızdıraplar yağacak üzerine onlar mükafat olarak. İyi ki 5 sene çekmiş, edecek gibi 50 sene bile değerli. 50 sene olsaydı yine değecekti diyecek. Yani oradaki o mükafatı duyunca, ki biliyorsunuz üstadın Hastalar Risalesi tam da bunun için bazı genç kardeşlerimiz hastaneleri dolaşıp hastalara onu okuyorlar. Çok güzel, çok güzel. O kadar güzel bir manevi şifa şifa vesilesi ki o kadar olur yani. Evet, Allah razı olsun hocam. Şimdi hocam, İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğ edildi. Babacığım bir kere. Evet. Başlamış ve tekrar tekrar bunu söylemişim her bir cümlede. Bize bir şey söylüyor. Çok önemli ders veriyor ki şurada kalmıştık, hani onun devamlı sizden
İnşallah tablo olarak zaten yaşadığımız sıkıntılar, şu an ehli din olarak yüz yüze geldiğimiz tablo, kendi ailelerimiz içinde dahi. Dedik biz içerik doğruysa mesele bitti sanıyoruz. Evet. Halbuki değil mi bu kıssa ve genel olarak Kur'an kıssaları, ama mesela babasıyla olan bu müzakeresi bize içerikten da bile belki daha önce değil mi? Üslup. Aynen. Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderirken Cenab-ı Hak kavlilleyin söyle ona diyor. Yani yumuşak bir sözle söyle diyor. Yani yıllar sonra işte Abbasi döneminde dönemin halifesine bir alim çıkıyor huzuruna da epey bir sert bir şeyler söylüyor. O halife diyor ki yavaş ol ya, ne sen Musa'sın ne ben Firavun'um. Yavaş ol yani, söyleyeceksen de biraz söyle, daha uslubuna uygun bir biçimde söyle diyerek uyarıda bulunuyor. Şimdi bazen biz de sanki karşımızda Firavun varmış gibi konuşuyoruz. Yani karşımızda Nemrut varmış gibi konuşuyoruz ki Hazreti İbrahim'in Nemrut'la nasıl konuştuğu da ortada yani. Evet. Yani o uslup çok önemli. Hele bunu tebliğ etmek, davet etme noktasındaysa çok çok daha önemli. Orada o hakikatin şanına uygun bir biçimde bir uslup ve onun en başlangıcı uslubunda hitaptır. Yani karşınızdaki insana bir cümleyle söze başlayacaksınız. Kimse babaysa, anneyse, arkadaşsa, dostsa, düşmansa o ilk cümle aslında sözün perdesini kaldırıyor. O ilk cümleyle beraber kalpten kalbe bir yol, bir köprü kuruluyor. Onun için çok ciddi bir biçimde seçmek durumdasınız o hitap cümlesini. Öyle çalışmalar var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki hitaplarla alakalı. Gerçekten üzerinde ciddi ciddi durulması gerekiyor. Lokman Aleyhisselam oğluna konuşurken gene aynı değil mi? Orada ya bir ney? O da oğulcum. Oğulcum diyor yani. Hazreti Peygamber mesela bütün özellikle sahabi efendilerimizle konuşunca ben geçen bir merak ettim. Dedim ki ya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz acaba arkadaşlarına sahabe diyor ya bunlara nasıl hitaplarda bulunuyor? Bir bakalım yani. Onu, yani mesela hiç siz benim talebelerimsiniz demiş midir? Merak ettim yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam muallim. Yani bir hocanın karşısındakine talebe demesi de güzel bir şey. Ama demiyor. Demiyor değil mi? Arkadaş. Arkadaş diyor. Yani bu çok önemli bir şey. Bugün bize de bir mesaj. Yani az bir şey mesela biraz mevki, makam kazandığımız zaman ya da işte insanların nezdinde itibar elde ettiğimiz zaman bir bakıyorsunuz hitaplarımız da değişiyor etrafımızdaki insanlara. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ta Medine'nin köylerinden gelen ya da Hicaz'ın badiyelerinden bedevi olarak gelene de sahabim diyor, arkadaşım diyor. Yanın başında yıllarca kendisiyle beraber aynı davada yer almış insanlara da arkadaşım diyor. Ne bir haşa kul, köle, talebe ya da bir tahkir edecek bir şey ya da biraz kendi makamını büyütecek bir şey. Mesela gelip birisinin yanında ya hayrel beriye diyor. Ey yaratılmışların en hası, en hayırlısı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor sus diyor. O İbrahim'dir diyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı konuşacağız ya. O İbrahim'dir diyor. Eğer hayrel beriye diyeceksek onu en güzel o cümle İbrahim Aleyhisselam'a yakışır. Bu nasıl bir mütevaziliktir? Nasıl bir tevazudur yani? Gerçekten insanın aklı duruyor. Yani sahabe niçin ölümüne sevdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı? Niye saatlerce yanında oturdular? Kalkmak istemediler ki ayetler indi, kalkın gidin dedi ya. Kalkın yani o kadar o size mesela, söyleyemez ama çok, bu kadar da çok oturmayın yani. Neticede o bir uyarı ailesi var. Tabii o uyarıyı Kur'an yapmak durumunda kalıyor. Ama sahabeyi mesela siz sevmediğiniz bir insan yanında oturabilir misiniz? Mesela birinin yanında bir şey aldığınız zaman o meclisten kalkmak istemezsiniz. Yani sahabenin o iştiyakı, o arzusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara yansıttığı
o güzellikte belli. Keza mesela, hocam kusura bakmayın değil mi? Mümtehine suresinde mi? Gene bilmiyorum, bu mecliste yer açım meselesi. Evet. Yani evet. Öyle ki o kadar odaklanmışlar ki değil mi? Kimseye saniye kaçırmak istemiyorlar, gelmiş. Ona yer açmıyorlar mı? Mesela Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir şey var. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam normalde zamanı iyi kullanmak için hızlıca yürürdü. Bir yerlere giderken böyle bir yokuştan aşağıya iner gibi omuzlar geriye doğru ama adımlar kısa ve hızlı bir biçimdeydi. Ama bir yer vardı ki Efendimiz çok yavaş yürürdü. Herkes merak ediyor. Enes diyor neresi orası? Ne zaman Efendimiz Hücre-i Saadet'ten çıkıp mihraba doğru yürürken o kadar yavaş yürürdü. O kadar yavaş yürürdü ki ancak o kadar olur. Peki niye diye soruyorlar. Çünkü bizim ona baktığımızı bilirdi. Bizi nasiplendirmek için yavaşça yürürdü ki ona doyunca bir bakabilelim. O manada muhabbetimiz biraz daha farklı oluşsun. Yani bütün bunları alt alta koyup okuduğumuz zaman işte aleyhissalatü vesselam Efendimizin yansıttığı ki Efendimizi inşa eden şu ayetlerdir. Yani buradaki o kıssalar aslında onun şahsiyetini oluşturuyor. Bize bu manada da birçok mesajı vermiş oluyor. Şimdi hocam bu kısa şu boyut da bana çok manidar geliyor. Biz genelde hani tebliğ dediğimizde, davet dediğimizde değil mi? Hep şöyle bir zihnimizi şu yerlemiş. Büyük olanlar küçük olanlara. Evet. Tebliğde bunlar. Yani büyüklerin davete, tebliğe, uyarılmaya pek niyetleri yok. İhtiyacı yoktur veya. Yani şeyde, böyle algılarız değil mi? Ters de teper. Evet. Yani küçüğün. Evet. Hatta sen kim oluyorsun gibi. Mesela gerçekten evladın babaya tebliği zor. Evet. Gördüğümüz yeğenin gibi. Amcaya zor. Evet. Bunların örnekleri var mesela. Evet. Hanımın da beyiye zor. Evet. Mesela genelde erkek yapı itibariyle biraz daha farklı bir halde olduğu için o genelde hanıma söyler ama hanım beye bir şey söylediği zaman çoğu insanın zoruna gider yani istemez onu duymayı. Talebenin mesela hocaya bunu söylemesi zor. Ama bu da gerekli. Olduğu zaman ne olmalıyı öğretiyor aslında. Yani onun da dersi var. Onun da dersi var. Yani biz sadece yani Lokman Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi baba olarak veya yaşça büyük olarak küçüğe veya baba olarak evlada söyleyen durumda değil. Bazen öyle bir durum olur ki baba olarak bizim bir nasihat işitmemiz gerekir. Tabii. Ve evladımızın bir nasihati gerekir. Onu yapması lazım. Yani burada bize değil mi? İki ders var. İbrahim gibi olun. Evet. Babası gibi olmayın. Aynen öyle. Yani olur ki size söylenen şey doğruysa, hakikatse sen dünkü çocuksun deyip azarlamayın. Eğer söylenen söz doğruysa o sözü almaya çalışın. Çünkü neticede asıl olan hakikattir. Evet. Hakikate ittiba etmektir. Kim söylerse söylesin. İşte Kur'an onu da söylüyor. Yani onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline uyarlar. Diyor mu sözü büyük söyleyecek? İşte şu söyleyecek, bu söyleyecek. Mesela bazı alimlerin hayat hikayelerinde bunlar çok güzeldir. Onlardan bir tanesi Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Ben diyor o işkenceler altında zamanında biliyorsunuz o Mihne Kur'an hadiselerinden şeyi, dolayı bayağı bir sıkıntılar çekiyor. Zindanda yanımda duran bir hırsızdan sebat etmeyi öğrendim. Allah Allah. Yani onun dönüp bana ey Ahmet bak ben bir hırsızlıktan dolayı bu kadar eziyete katlanıyorum. Sen Allah için buradasın kendine gel deyip bana söylediği o söz bana tesir etti diyor. Ya alıcılarınız açıksa yanlıştan da insan doğruyu alabilir yani. Ve yanlış bir adamdan da doğru bir söz alabilir yani. Bizim talebelerle yaptığımız dersler var. Onlara ilk yaptığım dersin konusu şu. Kargana muallim olur mu? Bizde biraz Kur'an'da şey biliyorsunuz o kılavuzu karga olan diye bir deyiş var ama Kur'an'da olduğunu öğreniyoruz işte. O Maide suresinde Habil Kabil kıssasında nasıl muallimlik yapıyor karga gösteriyor bize. Selman-ı Farisi'nin bir hakikat yürüyüşü var biliyorsunuz. İşte İran'dan başlayıp yıllar süren Nusaybin'de, Nasibin'de o zamanki ifadesiyle Musul'da, Amuriye'de yani şu anda Afyon'un içerisinde yer alan yerde bir mücadelesi var. Evet. O mücadelelerin birinde Musul'da bir rahibin yanında talebeyken rahip hırsızlık yapan birisi ve 12 sene orada kalıyor.
Ama o rahipten ilim alıyor, kötülüğünü almıyor. Orada alıcılarını başka bir şey için açmış. Yani bazen mesela biz hep bu manada suçu işte biraz önce söylediğimiz gibi dışa başkalarına havale etme gibi bir şey var ya. Kötülük bile olsa eğer insan gerçekten ders çıkarmayı bilirse, oradan ibret almayı bilirse o kötülük bile insana bir sürü ders olur. İnsana bir sürü mesaj verir. Onun için orada asıl olan aslında söylenen sözün ister doğru ister yanlış bir yönüyle bizim dünyamıza verdiği mesaja odaklanmaktır. Özellikle buradaki işte örnek biraz da bize Hazreti İbrahim'in üzerinden babasının tavrındaki yanlışlığına dair de bir mesaj taşıyor. Onu aldığınız zaman tebliğ adına bir uslup, usul noktasında da ipuçlarını yakalamış oluyorsunuz. Yani dolayısıyla hani hem tebliğ durumundaysak, yani biz söz söylememiz gerekiyorsa birine. Nasıl olacak? Evet, İbrahim Aleyhisselam'dan o dersi alacağız. Evet. Bize söz söyleniyorsa, o zaman yine bu kıssadan ders alacağız değil mi? Aynen. Azer gibi mukabele etmeyelim. Etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Dinleyeceğiz. Alacağız alacağımızı. Üzerimize alacağız yani. Evet. Yani bir şey daha var mesela. Buyurun burada. Hocam, onun elbette. Üzerinde de biraz durmak Buyurun lazım. Hocam. Biraz bizim de bugünkü dünyamıza da mesaj olması gerekiyor. Biz İslami bir sorumluluk tebliğ biliyorsunuz. Hepimizin sorumluluğu var. Yani az ya da çok ne kadar bilirsek bilelim. Az bildiklerimizin talebesiyiz, çok bildiklerimizin hocasıyız. Evet. Bizden de az bilenler vardır. Biz onlara onları iletmekle mükellefiz. Bizden çok bilenlerden de o bilgi almakla mükellefiz. Tevasavda da zaten hocam değil mi o şeydeki? Tavsiyeleşme yani. Evet. Alan da tavsiye alan da olmak, veren de olmak var değil mi onun içinde? Yani yoksa orada gidip sadece tavsiye veren olmak değil yok. Yani karşılıklı o. Evet. Yani hem almak hem vermekle alakalı. Evet. Tebliğ de aynı şekilde yani. Dediniz hocam biz az bildiğimizin talebesi, çok bildiğimiz çok bildiğimiz değil mi hocam? İkisini beraberce yapmak mümkün değil. Şimdi öyle olduğu zaman biz mecburen tebliğle mükellefiz. Ancak gözden kaçırdığımız bir şey var. Mesela ben görüyorum işte bir ortada problem var. Sıkıntılar yaşayan bir kardeşimiz var. Gidiyorum ona selam aleyküm aleyküm selam. Ben seni şu noktalarda uyarmaya geldim. Ya da sana İslam'ın şu noktalarda bazı sözlerini aktarmaya geldim. Böyle bir tebliğ yok. Böyle bir şey yok yani. Siz insani bağ kurmadan İslami bağ kuramazsınız. Mecburen karşılıklı olarak birbirimizle bir bağ oluşturmak yani insan durumundayız. İnsan olarak bağ olarak kurmamız lazım. Değecek diyorsunuz. Değecek önce. Değmediği zaman nasıl sözünüzü dinleyecek? Duvar gibi oluyor zaten. Yani geri nasıl geliyor. Size güven duyacak? Yani bazen o tarz şeyler olabilir. Yani Allah birine hidayet murad etmişse birini vesile kılar. Bir anda yolu biriyle rast gelebilir. İşte bir şey, duyduğu bir ezanla, işittiği bir ayetle olabilir bunlar. Ama genel itibariyle tebliğ dediğiniz şeyde bu insani bağ olması Soğuk gerekir. Soğuk ve resmi bir şey değil. Değil. Onun için bütün peygamberler kendi kavimlerinin içerisine çıktılar. Mesela oradan çıkıp bir yere gitmedi. Orada çıktı, doğdu orada. Orada çocukluğu geçti, gençliği orada geçti ve birkaç istisna da olsa genel itibariyle 40 yaşına varınca yani ruhi olgunluk yaşına varınca da kavimlerinin karşısına geçtiler. Ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim dediler. Ne oldu? Bir 40 yıllık hayat var önlerinde, içlerinde. Şimdi biz mesela bu manada bu noktayı kaçırdığımız zaman karşı taraftaki insana sözümüzü anlatabilmemiz mümkün değil. O 40 yıllık hayat var mesela peygamber örnekli dediğiniz hani söylediklerini kavimleri zaten onları bilen biliyor. İnsan. Yani dolayısıyla burada şu mana da çıkıyor değil mi hocam? Evet bir kere bir temas dediniz. Hani tabii. İnsan olarak birbirimize temas edecek ki o söz İslam'ın gelsin, söylediği söz muhatabına yerleşebilsin. Orada o 40 sene konusu. Şunu da öğretelim. Önce halimiz anlatacak. Evet. İşte burada mesela Sıddık ifadesinin değil mi? En başta değil mi? Sıddıkan Nebiyye demesi. Önce Sıddıkan sonra Nebiyyen demesi de böyle. Biliyorsunuz peygamberlerin ortak sıfatları var. İşte onlardan bir tanesi ve en başta hep o yazılır. Sıdk. Ondan sonra emanet. Ondan sonra fetanet. Ondan sonra ismet. Ondan sonra tebliğ. Onlar arkadan gelir ama en başta Sıdk. Doğruluk.
yazılır. Burada da, nübüvvetten önce sıdkıyla değil mi? Sıddık olarak anılır. Önce o bir sıddıktır. Yani sözü doğrudur. Özünü, sözü tasdikler. Hayatıyla söylemiyle eylemi çelişkili çelişmez. Değil, orada bir çatışma bulamazsınız. Evet. Şimdi ilk yıllar nübüvvetin Darun Nedve'de konuşuluyor. Evet. İslam daveti Mekke'de yayılmaya başlanmış. Ne yapalım kısalım huzursuz diyorlar. Olmuşlar. Tabii huzursuz olmuşlar. Sesi kısmak istiyorlar. Peygamberimizin itibarını sarsmak istiyorlar. Herkes görüş beyan ediyor. Bir şeyler söylüyor. O ana kadar konuşmamış olan Nadir İbni Haris ayağa kalkıyor. Diyor ki ya dakikalardır konuşuyorsunuz ama boş konuşuyorsunuz. Şimdi siz diyorsunuz ki bu yalancıdır. Duydunuz mu 40 senedir onun bir yalanını? Hayır. Kim inanır? Şair diyorsunuz. Güzel, etkileyici sözler söylüyor. Bir şiirine rastladınız mı? Hayır. Kahin diyorsunuz. Kehanetine rastladınız mı? Hayır. Sayıyor. Aciz kalıyorlar. Peki diyorlar ne diyelim ki insanları ondan koparalım? Şunu diyelim. Diyelim ki o kadar sihirli cümleler söylüyor ki o cümleler kişiyi anasından, babasından, akrabalarından koparıyor. Duymayın, dinlemeyin, etkilenmeyin. Etkilenmeyin yani o noktada ve hakikati söylemek zorunda kalıyorlar. Yani gerçekten bugün dönüp kendimize soralım. Biz tebliğ ve davet misyonunu taşımak zorundayız dedik ya. Gerçekten toplumda böyle bizim adımızdan bahsedildiği zaman evet ya o söylemişse doğrudur denilen kaç tane insan var? Yani eğer bu haber falanca kardeşimizden, hocamızdan geliyorsa ya onda bir sıkıntı olmaz. O sözün de özünde doğrudur diyebiliyor mu? Düşünülmüştür, tartılmıştır, yani, yalan değildir. Gerçekten çok o manada sıkıntımız var. Yani o sıdk kavramı bütün tebliğ erleri için, o işle vazifedar olan insanlar için doğru bir şey. Bir de yani son dönemlerde de biliyorsunuz çokça farklı meselelerde de tartışılıyor. İşte hedef tamam, ulvi bir hedef. Biz o gayeye, o hedefe ulaşalım da nasıl ulaşarsak ulaşalım. Kim dedi böyle bir şey? Yani meşru bir davaysa eğer hedef de meşru olur. Evet. Kullanılan vasıtalar da meşru olur. Kimse bizi bu noktada kandırmasın. Evet. Bize başka şeyler de söylemesin. İslam ona müsaade etmez. Çünkü örneğimiz ortada. Evet. Kur'an bize ona örnek veriyor mu? Bize bir tanesi ayetlerden örnek versin. Kabul edelim ya da kavmini yola getirmek için Allah Resulü'nün filan peygamber örnek versin. Şöyle bir yalan yani, söyledi. Mesela çok haşa, ilginçtir. Yok, asla böyle bir çok şey. Ben her Sıtka seferinde aykırı. Tabii her seferinde inan ki hatırlayınca hayret ederim. Bedir'e Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelip konakladığı zaman Huzeyfetül Yemani ile babası Hüseyin İbni Cabir yetişemiyorlar. Arka yoldan gelirken Mekke müşrikleri bunları yakalıyor. Nereye gidiyorsunuz diyorlar. Onlar da işte söylemek istemiyorlar peygamberi. Biz Medineli tüccarlarız falan diyorlar. Söz verin diyor bize. Gidip Muhammed'e kavuşmayacaksınız. Onun ordusunun içerisinde yer almayacaksınız. Söz verin, sizi salıverelim. Söz diyorlar. Bizi bırakırsanız biz Medine'ye geri döneceğiz. Söz verdikleri için salıveriliyorlar. Arka bir yoldan peygamberimize gelip kavuşuyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o anda çadırında dua dua yakarıyor. Bir asker bile çok önemli. Çünkü 313, 950, 3 kat. 2 tane at var karşıda. Diğer tarafta 200 tane at var. Yani şartlar da eşit değil. Mızrakları her bakımdan, zırhı her bakımdan. Ve varlık yokluk savaşı. Var. Yani o savaş kaybedilse ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz duasıdır. Allah'ım sen eğer helak edersen şu bir avuç iman ehlini yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak diyor. Evet. Allah Resulü'ne intikal ediyor bu hadise. Huzeyfetül Yemani anlatıyor. Ne diyor biliyor musunuz Metin Hocam? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çabuk diyor Medine'ye geri dönün. Biz her şart ve durumda düşman bile olsa verilen sözü tutmakla emrolunduk. Evet. Ya bu var ortada. Muhammed'in ashabı yalan söylüyor, yalan yeri yemin ediyor, dedirtmem diyor. Ya. Yani böyle bir örneklik ortada dururken biz başka şeylere nasıl tevessül edebiliriz? Yani nedir? Efendim başarı elde edeceğiz, bir yerleri kapacağız, şöyle olacak, böyle olacak, onun için her şey bununla meşru. Bununla hizmet edeceğiz. Onunla hizmet edeceğiz. Evet. Kim dedi bunu ya? Kim dedi? Yani bu dinin sahibinin böyle bir izni yok.
Bu dinin muallimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun izni yok. Evet. Siz o izni nereden aldınız? O izni nereden aldıysanız o iznin bizim için bir geçerliliği yok. Ve Müslüman asla böyle şeylere tevessül edemez. Çünkü Müslümanın hedefinde iktidar, güç, bir şeyleri elde etme diye bir şey yoktur ki. Allah rızası vardır. Nübüvvetin temel mesajı her şey onun içindir. Islahtır varsa, yani. Her şey onun içindir yani. Evet. Onun için biz başarıya odaklanarak bir şey yapamayız. Evet. Eğer kalkar öyle yaparsak bizim başka bir ideoloji mensubundan ne farkımız kalır? Evet. İslam'ın asla başarıya odaklanmış bir şeyi yok. Peygamberler başarıya mı odaklandı Allah aşkına? Onların kıssaları işte bize bunu gösteriyor. Bazısına nasip etti, bazısına etmedi. Nuh aleyhisselam burada konuşmuşsunuz. Evet. Bir ömür feryat etti. Yani, kendi hanımını bile. Öyle de anlattım, böyle de anlattım, böyle. Bütün imkanları kullanmış. Bütün kullandı. Bir gemiyi zor doldurdu. Evet. Hanımıyla oğlu da dışarıda kaldı. Evet. Diyebilir misiniz şimdi Hazreti Nuh başarısızdı diye, haşa. Ben diyorum kavmi başarısızdı. Onlar kaybetti. Hazreti Nuh başarılıydı, o çok güzel bir şekilde vazifesini yaptı. Ama kavmi başarısızdı, anlayamadılar. Anlayamadı ve kaybetti. Evet. Aynısı Hazreti İbrahim için de geçerli. Evet. Kendi kabilesi için çırpındı. Veya babası için çok güzel bir şekilde anlattı. O başarılıydı. Anlattı. O vazifesini yaptı. Yani tebliğini en güzel şekilde yaptı. Ama ondan sonrası onlara kalmış. Hayır, eğer etseydi, iman etseydi bir peygamber babası olarak tarihe geçecekti. Evet. Ve biz bugün adını andığımız zaman ona da rahmet okuyacaktık. Rahmetullahi aleyh diyecektik. Ama bakın bugün çoğu insan bilmez. Evet, onun babasının adını Kur'an'da geçmesine rağmen. Evet, evet. Gerçi bir ihtilaf var, onu da bir cümleyle söyleyelim. Amcası mıdır, babası falan mıdır falan diye, önemli değil yani baba amca. Ama hani baba olarak anlatılması değil mi şeyde başlı başına herhalde bir ders. Yani bu yani problem sadece hani babalar düzgün olur, çocuklarda problem olur asla, değil. Tersi asla, de olabilir. Büyüklerin de uyarılmaya, hakka davete. Tabii. Hepsinin ihtiyacı olur. Yani batıldan uzaklaşmaya davete ihtiyacı olur. Bu hani büyükler tamamdır, bitmiştir. Kurtulmuştur, onlar her şeyi bilir. En doğrusunu onlar bilir, öyle bir şey yok. Evet. Yani bu işler tamamen roller değişebilir ki. Kur'an o rolleri değiştirerek anlatıyor bize. Evet. Bazen baba oğlu anlatıyor işte Hazreti Nuh'ta olduğu gibi. Bazen de oğul babayı anlatıyor Hazreti İbrahim'de olduğu gibi. Evet. Mehmet Hocam Allah razı olsun, bu hastanenizde yoruyor sizi. Bir soluklanalım inşallah. Tamam, siz de bir dinlenin inşallah. Sesiniz biraz dinlensin ki 3. bölümde sizi tekrar dinleyelim. Allah'tan razı olsun. Şimdi sevgili dostlar bir ilahi dinleyelim. Enstrümantal olarak Erler Edemi'ne destur alalım. Bugünkü ilahimiz.
Evet sevgili dostlar, şimdi Risale-i Nur'dan bir bahis, bir iktibas köşesindeyiz. Ahlaka dair bahisler okuyorduk her hafta, her gün. Bugün bakalım nasibimizde ne var? Bugün, evet, dün ve önceki günkü gibi Hutbe-i Şamiye'den yine nasibimize bir bahis düşmüş. Muhabbete dair bir bahis elbette zıttıyla birlikte. Muhabbet ve husumet yani. Sevgi ve düşmanlık. Diyor ki Bediüzzaman burada, muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete en layık sıfat husumettir. Yani hayatı içtimaiyeyi, beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır ve hayatı içtimaiyeyi, beşeriyeyi zir zeber eden düşmanlık ve adavet her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzır bir sıfattır. Özetle şöyle bir kısaca ifade edecek olursak, evet, sevgi sevilmeyi hak eden bir sıfat, hakkını verelim diyor. Düşmanlık da düşman olması gereken bir sıfat, uzak duralım diyor. Bediüzzaman bir ahlak dersi olarak burada bize. Şimdi ayaküstü sohbetimizi dinleyelim. Bakalım ayak sohbette neler konuşulmuş. Sonra Muhammed Emin Yıldırım hocamızla sohbetimiz 3. ve son bölümde devam edecek sevgili dostlar. Çevrenizdeki gençlere nasihat etmekte güçlük çekiyor musunuz? Şunu söyleyeyim, ben şu zamana kadar güçlük çekmedim elhamdülillah. Çünkü bana Rabbim buyuruyor ki ben seni kullarıma emir bir marif için Resulullah Efendimiz'e buyurmuş. Resulullah Efendimiz de bizlere buyurmuş. Ben kullarıma ve ümmetime emir bir marif için sizlere yarattım buyuruyor. Güzellikle yılanı derinden her zaman için güzel sözler çıkarır. Biz de güzellikle çocuklarımızı, evlatlarımızı, geleceğin gençlerine bu şekilde ifade ediyoruz. Nasihatla çevremdeki gençlere veya evlatlara insanlar nasihat edemiyor. Nasihatla olmuyor. Bilgi aktarımıyla, tecrübe aktarımıyla olmuyor. Ancak aile veya insanlar ne şekilde yaşarsa çocuk da onu örnek alıp o şekilde yaşıyor. Felaket, açık söyleyeyim, çok amda. Anlamıyorlar, dinlemiyorlar. İşte diyorsun ki bu yanlış anneciğim yapmayın diyorlar. Ay siz geri kafalısınız. O eskidendi, yok bilmem ne. Çağat dedik. Herkes özgürdür, istediğini yaşayabilir, görebilir, yapabilir. Halbuki öyle bir şey yok. Yani nasihat veriyoruz ama dinlemiyorlar. Çünkü zamanı gençliği artık şimdi teknolojiye ayak uydurduklarından dolayı tabiri caizse büyüklerini, daha doğrusu tecrübe olan sahipleri insanları dinlemekten alıkoyuyorlar kendilerini. İnsanlara nasihat ederken sizce nasıl bir yol izlenmeli? İnsanlara nasihat ederken asıl en güzel bir şekilde çok şunu anlatayım. Yani tabirince eşek arası gibi sokmadan gayet güzel bir şekilde kızım nasılsın, iyi misin? Yaklaşarak selamla önce. Kelamla, Allah'ın kelamıyla başlarız. Ondan sonra güzel güzel onlara yine aynı şekilde yaklaşarak evladım bak şöyle olursun, böyle olursun. Yani hep böyle İslami tebliğ ederek. Allah-u Teala buyurur ki iyilikle emredin. Bir eskiden biraz şey olarak bağırarak çağırarak şey yapardım, anlatırdım, emrederdim. Şimdi öyle değil. Şimdi iyilikle emrediyorum. Allah-u Teala da öyle buyuruyor ki insanlara iyiliği şeyle iyilikle emredin. O insanın kişiliğine göre bakıyorsun. Eğer hakikaten ben kendi şahsıma diyorum ama. Bakıyorum o insanı iyi kötü anlarım. Ona göre nasihat ederim. Yani yapmayın, etmeyin. Sevgili dostlar, benzer bir soru sosyal medyadan da yöneltilmiş. Sosyal medyadan yöneltilen soru biraz daha geniş. Orada insanlara nasihat ederken size nasıl bir yol izlenir? Bu ikinci soru ama birinci gene var. Çevrenizdeki gençlere nasihat etmekte güçlük çekiyor musunuz diye. Ama
Bak zihnimiz öyle yarışmış. Bu soruyu soran bizim kendi kanalımızdan arkadaşlar, genç arkadaşlar. Onlar dahi nasihat deyince sevgili dostlar biraz kendimize bir dokunmuş olalım. Genç arkadaşlarımız bile önce gençlere nasihatı düşünüyorlar. Halbuki nasihata hepimizin ihtiyacı var ki bugün gördüğümüz gibi baba başka bir yolda, oğul muvahhid. Asla müşriklerden olmamış İbrahim ve babanın oğlun nasihatını işitmeye ihtiyacı var. Buna dair bir dokundurmada yaptıktan sonra sosyal medyadan gelen cevapları da kısaca ben çok hızlıca okuyayım. Ki burada nasihatın üslubundaki problemle birlikte gelen tepkileri de buradan görebiliyoruz. Mesela diyor ki bir izleyicimiz, kimse artık nasihat etmesin. Söyleyeceklerini yaşıyorsa zaten haliyle nasihatını ediyordur diyor. Mesela bir diğeri ben tesir edemiyorum diyor nasihatli mesela. Kardeşime diyor kendini tesir edemiyorum. Nasihat. Belki diyor kendimizi onların yerinde farz edersek bir işe yarayabilir diyor. Eyvallah. Nasihatımız. Yine arkadaş olmalı, önce dinlemeli, sonra anlatmalı diyor. Kırmadan, incitmeden o da diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkat ve merhamet peygamberi olduğunu zikrederek bir izleyicimiz, dolayısıyla ondan alacağımız dersi diyor, karşımızdaki kim olursa olsun bizim ona şefkatle yaklaştığımızı hissetmesi gerekiyor diyor, öncelikli olarak. Yine bir izleyicimiz, gençler nasihat dinlemek istemiyorlar diyor. Bir başkası yine diyor, hoşlanmıyorlar nasihattan diyor. Özellikle de diyor, emir cümlelerinde doğrudan kendilerini kapatıyorlar. Evet. Diyor, sohbet havasında arkadaş olarak konuşabiliyorsak ama tek biz konuşmuyorsak diyor, konuşabiliyorsak, o anlatıyorsa biz anlatıyorsak, o zaman diyor ancak yarıyor konuşmalarımız diyor. Hepsi hocam sizin her iki bölümde söylediklerinizi teyit eden. Eyvallah, aklın yolundur yani. Sahada bu zaten. Evet. Ki doğru, gerçekten şu anda. Sözler yoruldu ama gözler aç. Yani evet. Gözler numune görmek istiyor, örnek görmek istiyor. O temsiliyeti görmek istiyor. Mesela çocuklar anne ve babalarından bunu görmek istiyor. Evet. Hocam kusura bakmayın, o cümleyi unutmayalım diye hem KC'ye yazan arkadaşımız da tekrar aradı. Yani sözler yoruldu ama gözler aç dediğiniz, gözler örnek görmek istiyor. Örnek görmek. Gözleri doyurmamız lazım. Aynen. Hal diliyle, yaşayarak hakikatin güzelliğini gösteren. Yani buyurun hocam kusura bakmayın. Bir daha vurgulansın diye araya girdim. Onun neler oluştuğu zaman inşallah tesir edecek. Çünkü gerçekten çok önemlidir bu şey. Mesela vakit iftara doğru yaklaştığı için şimdi söyleyeyim. Ben peygamberlerin özellikle bu tebliğ ile alakalı, davetle alakalı ayetlerini bir ara bir tebliğ çalışması yaparken alt alta koyup okudum. Maşallah. Oradan da bir şeyler çıkardım. Genel itibariyle söylenenler aslında bütün peygamberlerde uslup ve muhteva birlikteliği olduğu için yakalayabiliyorsunuz. Peygamberimizde de aynı şey var. Şöyle özetleyebiliriz yani. Buyurun İnan hocam. Ki inandırabilesin. En başta inanmakla alakalı bir şey var. Evet. Mesela sen kendisi inanmıyor. İnanmasan inandıramazsın. Amena Resulü nedir? Evet. Yani Resul iman önce etti değil mi? Diyor. Resul iman etti. Evet. Ondan sonra kendisi çağırdı. Müminlerdi. Tabii. Evet. Yani insan mesela çok güzel söz söyleyebilirsiniz, diliniz iyi, laf yapabilir, hitabetiniz güçlüdür. Ama muhatap o sözlerinizle birlikte gözlerinize de bakıyor. Yani gözleriniz sözlerinizi onaylıyor mu? Kalbin aynası olan gözler. Tabii aynası, çünkü o yansıtıyor yani. Şimdi onun için inan ki inandırabilesin. Ama onun hemen arkasından gelecek cümle, yaşa ki yaşatabilesin. Evet. Çünkü bir bütünlük gerekir. Hayatla eylem arasında, sözle eylem arasında bir bütünlük lazım. Bir örnek söyleyebilir misiniz? Mesela haşa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için de söylediğini yapmayacak. Yani böyle bir şey yok. Mesela hep sağdan başlayın dedi, tavsiye etti. Onlarca örnek görüyorsunuz mesela. Sağında bir çocuk bile oturduğu zaman es geçmiyor onu Peygamberimiz. Demiyor bu çocuktur. Dönüp mesela yanındakine soruyor ki, İbn Abbas'a, Abdullah İbni Zübeyir'e örnekleri var hadis kitaplarında. Sıra senin ama ister misin büyüklerden başlayalım?
Onlar da diyorlar ki yok. Evet. Böyle fırsatı kaçırmayalım yani. Ya Resulallah, senin mübarek dudaklarının değdiği şeyi niye vereyim diyor. Bir çocuk ama Allah Resulü ona ikram ediyor. Yani şimdi o çocuk Allah Resulü'nden işe sağdan başlayın diye sözü duysa, sonra o mecliste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu geçse, yanındaki büyükle başlasa, o çelişkiyi duyduğu zaman söze itibar eder mi? Hocam çok tecrübeten söylüyorum. Yani çocuklar, gençler çelişkiyi affetmiyorlar hocam. Etmiyor. O çok güzel yakalıyor. Çok iyi gözlemciler hocam. Ona yani bir baba olarak ki, hani söylüyorum. Hani mesela biri aramış diyelim ki telefona çocuk çıkıyor. Anne ya da baba karşıdaki insana oğlum burada olmadığımı söyle, burada olmadığımı söyle diyor. Söylettiriyor. Evet. Ama o çocuğun o basit şeyi şahsiyetinde bir yara açıyor. Sen o çocuğa yarın yalan söyleme oğlum diyeceksin. Evet. Olur mu? Orada sen o şeyi açtın, o kapıyı artık yani. Bunları çoğu zaman hiç dikkat etmeden ne yazık ki yapılıyoruz. Onun için yaşa ki yaşatabilesin. Üçüncü husus çok önemli. Karşılık bekleme ki karşılık bulasın. Evet. Bu işin karşılığı yok. En temeli hep benim. Ecir. Burada da diyor değil mi? Ay, burada da ecir, yani, mükafat alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Evet. Yani bir menfaat bekleyerek söylüyor hiçbir değil şey mi? Yani ne adamlarımın sayısı artsın, ne işte maddi anlamda imkanlarım artsın, ne itibarım artsın. Bunların hiçbir de. Çünkü bir karşılık girdiği anda orada rıza ilahi yaralanmış oluyor. Yere düştü. Yere düşüyor yani. Söz. Evet. Ve orada tesirini de kırıyor ne yazık ki. Onun için bütün peygamberler dinden konuştular ama hiçbir tanesi dinden geçinmedi. Evet. Bir beklentiye de girmedi muhataplarından. Bu da çok büyük bir mesele. Ya, yani gidip de mesela bir ücret işlerine karşı bir ücret istemediler. Evet. Hatta verdiler. Evet. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ganimetten ayrılan payları Efendimiz biriktirseydi vefat ettiği zaman dünya kadar mal bırakacaktı ehli beytine. Evet. Ama o manada hiçbir şeyi bırakmadan gitti. Niye? Hatta Hazreti Ebubekir'in dediği değil mi ki kırgınlık sebebi olsa da yani Hazreti yani ben Efendimiz'den böyle işittim diyor. Peygamberler miras mal bırakmazlar dedi. Bizim bıraktığımız ilimdir dedi. Ve o sünneti aslında ihya etmek istedi. O söze sadakat gösterdi. Sonuncusu da şu: neticeyi Allah'a bırak ki haddi aşmayasın. Netice hesabı yok. Yani bunu yaptık, o zaman şunu elde edelim. Böyle olsun, şöyle olsun. Bunların hiçbir tanesi değil. Olmamalı da zaten bu. Çünkü o manada her söylediğiniz söz haddi aşma olarak aslında karşılık buluyor. Ne yapıp yapıp yapacağınız şey burada kesinlikle başarı hesaplarına girmeyip ecri mükafatı Allah'a havale edip ondan bekleyip. Hiçbir karşılık şu dünyada dünyevi hiçbir karşılık bekleme. Yani bunu yapabildiğimiz zaman tebliğ dediğimiz o şeyi doğru dürüst yapmış oluruz işte peygamberlerin yaptığı gibi. Yoksa yani söyleriz, sözde söyleriz, güzel de söyleriz bazen ama karşılık bulmaması noktasında bu noktaları gözden kaçırdığımız zaman Allah korusun bu hataları tekrar eder dururuz. Allah razı olsun. Muhammed Emin hocam, bu kısadaki bir ders olarak bu yani keşke çok daha uzun vaktimiz sürse yani biz hasta halde sizi yoruyoruz ama biz çok çok memnun oldum. Böyle mutluyuz hocam. Sonra bir en köşemiz var, oraya geleceğiz, ona da bir zaman ayıralım diye son sorum olarak hocam şunu ifade etmiyorum. Şimdi babası buna karşı ne kadar kaba bir cevap veriyor. Ya. Babacığım, 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 babacığım diye o kadar o güzel davete karşı. Şeytana tapma. Evet. Muhakkak ki şeytan orada mesela Rahman'a isyan etmiştir diyor. Başka bir isim değil de Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismini ortaya koyması da yine o merhametin aslında bir tezahürü. Bir de yansıtma. Yani sen asilik yapıyorsun demiyor. Evet. Şeytan yapıyor. Aynen. Sen onun gibi olmadı yani. Ondan sonra babasın fakat o kabalığına karşı o cevabında da gene değil mi? Aynen. Ben diyor senin için dua etmeye devam edeceğim. Bu da bize bir ders söylüyor değil mi? Hem de nasıl? Şimdi bazen mesela biz var ya anlattık tamam ne hali varsa görsün bundan sonra cehennemin dibine kadar yolu var filan değil mi? Hemen başlıyoruz. Öyle bir şey yok ki o anda bu olmaz. Bir daha gidersin, bir daha gidersin, başka bir yol bulursun, tekrardan başka bir kanal bulursun. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam akrabalarına biliyorsunuz çok ciddi bir biçimde önem verdi. Daha işin başında topladı hepsini,
İkram etti, davet etti, yemek yedirdi, söyledi söyleyeceğini olmadı. Olmadığı zaman bıraktı mı? Israrla onların arkasında durdu. Baktı ki bazıları kapıları kapattı. Ya benden olmuyorsa yaşça daha büyük olanları göndereyim dedi bazı isimlere. Mesela Hazreti Abbas Müslüman olduktan sonra Hazreti Abbas'ı kullanmıştır akrabalarından bazılarını İslam'a kazandırmak için. Evet. Çünkü bu böyledir. Bazen gerçekten insanın yakınlarına tebliği daveti zordur. Yakın olduğu için zor kabul eder. Hele evlatsa babasını, annesini ikna etmesi kolay değil. Ama bu ısrar isteyen bir şey. Ki Ebu Süfyan bir Haris hemen aklıma geldi hocam değil mi? Yani Efendimiz'i inciten şiirler amcasının yazıyor. Amcasının oğlu, süt kardeşi. Ya. Fakat değil mi, ne kadar zaman sonra bir defa? 21 sene sonra. Oğluyla birlikte değil mi? Ya. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne hali varsa görsün. Onu çok önemsediği için Ebu Süfyan hatta diyor ki yani herkes inkar etse o etmemeli. Çünkü o benimle beraber büyüdü. Evet. Biz birbirimizi çok iyi tanırız, severiz de birbirimizi. Evet. Ama ediyor. Evet. Geldiği zaman iman etmeye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bir ders vermek için yüzünü çeviriyor onda. Evet. Hiç kimseye yapmadığı bir şeydir. Çok incinmiş bir de. Onu bu manada şey yapmak bilinsin için. Diye değil mi? O çok incitici bir aynen, şey. Aynen öyle. Ne kadar ızdırap duyduğunu ona yansıtması için ama sonra çok iyi bir Müslüman oluyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsüne, takdirine mazhar oluyor. Yani dolayısıyla hocam değil mi? Buradan o dersi de alıyoruz. Biz anlattık. Güzel bir şekilde anlatmanız lazım. Devam edeceğiz. İçerik önemli, içerikten belki daha önemli. Öncelikle hitabımız, üslubumuz. Üslubumuz da güzel olacak, içeriğimiz de güzel olacak. Ama gene dinlemeyebilirler, gene anlamayabilirler, gene itiraz edebilirler. Evet. Hatta kabaca itiraz edebilirler. Alay edebilir, fakat kızabilir. Bizi ve muhatabımızı yaratan Allah'a. Evet. Değil mi? Aynen. Arz edeceğiz ve dua edeceğiz onun için. Aynen. Ya Rabbi hidayet buradan olmadı sen bir kapı aç nasip et diye. Yani kalbi rabıtayı değil mi kesmeyeceğiz? Aynen. Asla bunu kesmeyeceğiz ısrarla. Çünkü ne zaman hayrın ortaya çıkacağını hangi kimse elden bilmez. Ama biz ne yapıyoruz? Hayrın arkasındayız. Bir ömür gayret ettik. Mücadele ettik. Ettik. Sorumluluğumuzu yerine getirdik. Olmasa ne yapalım? Eğer insanın elinde olsaydı herhalde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yeryüzünde en fazla hidayete taşınmak için gayret ettiği amcası Ebu Talip'ti. Olmadı. Ama Efendimiz ne yaptı? Sonuna kadar, son vefat ederken bile Ebu Talip başucunda değil miydi? Orada bile aman amca ne olur söyle ki yarın Allah katında senin için şefaatçi olayım. O cümleyi defaatle tekrar etti orada. Onun için bu işin sonu yok. Hele hele şöyle bir cümle asla tebliğ ve davetle uğraşanların ağızlarını almayacakları cümledir. Falancadan adam çıkmaz. Böyle bir şey yok. Kapıyı kapatamazsın, mührü basamazsın. Kalpler bizim elimizde değil. Bizim elimizde değil. Bugün adam olmayabilir. Bugün adamlığa yakışmayan işler de yapabilir. Bugün adamlığa aykırı durumları, sözleri de olabilir. Ama sen ona ısrarla, tekrarla, öncelikle temsiliyet adına güzel bir numune ortaya koyar. Arkasından da burada söylendiği gibi usulüne, uslubuna uygun bir biçimde tebliğine devam edersen eğer o hidayet hak edecekse Allah bir anda ol der, kalpleri evirir, çevirir. Bir sabah namazının ezanı, bir Müslümanın güzel bir davranışı, sokakta gördüğü hatta bir şey. Hatta hiç ummadığın bir yerden bir gelir olur. Hem de bu o kadar güzel olur ki sen bile ben bile hayret ederiz. Evet. Onun için bizim için asıl olan burada o ısrar ve tekrara devam etmektir. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Şimdi son bölümümüzdeyiz hocam. Kısa sorularımız var. Gene Kur'an'a ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına dair. Hocam Kur'an ayetleri hepsi elbette bizim için Allah hep seni bize ders olarak bizim için indirmiş. Ama sizin hayatınıza en fazla böyle tesir eden, kendinizi en fazla tekrardığınız ayetler içinde hocam. Vallahi zor bir soru bu. Evet. Zor soru ama ben hangisine kıyabilirim? Bu son dönemlerde hep dillendirdiğim ve ısrarla üzerinde durduğum, kendim de aslında kendi dünyamda sorguladığım bir şey var. Niye inayet kapıları bize kapalı? 250 yıldır ümmet bu kapıları
kendi üzerine açık görmedi. Allah'ın evet. yardımını istiyoruz, evet. dua ediyoruz. Evet. Bakın yeryüzünün dört bir tarafında şu anda zulüm evet. var, sıkıntı var. İşte Kudüs'ün hali ortada, evet. Doğu Türkistan evet. hali evet. ortada. Bugün de yine oradan bir haber evet. geldi. Bir alemimiz evet. şehit olmuş, ona da rahmet dileyelim inşallah. Evet. Böyle niye diyorum? Onu sorgularken bu Ramazan'da daha fazla onun üzerine yoğunlaştım. Cevabını ben Muhammed suresinin 7. ayetinde buldum. Zaten öteden beri o ayet hep dilimdeydi. Tevhid hocam ondan sonra fetih geliyor zaten. Ondan sonra geliyor. Aynen öyle. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yensurkum ve yuthebbit akdamekum. Ey iman edenler, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve ayaklarınızı dini üzerine sabit kılar. Evet. Kanun belli. Boşuna evet. biz evet. dertlerimize dermanı evet. başka yerden evet. arıyoruz. Gökten yardımı bekliyoruz evet. ama Allah diyor ki yerden ver, yerden. Sen evet. bir yerden evet. bir şeyleri bitir adımı de. Adımı sen at. O önce. Gökten evet. gelecek. Şimdi evet. biz yerden yapmamız gerekirken, yerde evet. arzda yapmamız gerekirken bazı şeyleri yapmıyoruz. Evet. Ondan sonra ellerimizi açıyoruz Allah'a. Evet. Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et diyoruz. Ama evet. bu bir kere ilahi kanuna aykırı. Evet. Allah senden öncelikle bunu söylüyor. İn orada şart edatıdır. Önce evet. bir şart koyuyor ortaya. Önce bunu yap ki. Önce diyor sen Allah'ın dinine yardım et. Ondan sonra Allah sana yardım edecek. Yardım hak sana vaat edilmiş. O gelecek. Nasıl gelecekse o gelecek. Ama öncelikle senin yapman gereken o. Şimdi dünü durup soralım. Ben kendi nefsime de soruyorum. Bütün kardeşlerimiz şu anda izleyenler de sorsunlar. Gerçekten biz Allah'ın bize verdiği nimetler çerçevesinde Allah'ın dinine yardım ediyor muyuz? Eğer bunu ediyorsak ondan sonra konuşalım. Evet. Boşuna kızmayalım İsrail'e, boşuna evet. kızmayalım Rusya'ya, Amerika'sına, evet. şuna buna. Kanun belli ya, sen evet, bunu yapmadığın müddetçe olmayacak bu. Yani dönüp ikide bir aynı şeyleri konuşmanın bir anlamı yok. Ötekisini evet. konuşmamız lazım. Ötekisi bize hadi vazife başına evet. diyecek. Sana sorumluluklarını hatırlatacak. Evet. Sana bir şeyler yükleyecek. Şimdi o bize zor geldiği için düşmana kızmak, düşmana işte hamasetle bir şeyler söylemek bize daha kolay geliyor. Ama asıl olması gereken bu. Onun için Muhammed suresi 7. ayeti evet. tabir caizse eğer şu günlerde benim evet. favorim yani evet, öyle söylerim yani en azından evet. dilimizden düşürmediğim bir ayet. İnşallah ümmetçe mucibince amel ederiz i̇nşallah. De Allah ardından i̇nşallah. Gelen Fetih suresindeki Fetih müjde gibi bize nasip eder. Ümmetimize inşallah. Peki sureler içinde hocam çok kısa bir vaktimiz kaldı ama bir daha hadis soracağım. Evet. Ahsenul Kasas. Yusuf suresi. Evet. Yani inanılmaz etkiliyor beni şu anda evet. inanın ki kaç kez özel olarak okuduğumu hatırlamıyorum. Evet. Mesela evet. Yasin Kur'an'ın kalbidir biliyorsunuz. Evet. Her vesileyle okunuyor. Evet. Ama Yasin suresi küsmezse eğer ben herhalde Yusuf suresini evet. Yasin evet. suresinden fazla evet. okumuşumdur. Evet. Çünkü çok maşallah. İnanılmaz derecede evet. mesajlar var maşallah. Orada. Maşallah hocam. Peki hadis hocam en böyle kendinize tekrardan hayatınızda en fazla sürekli söylediğim şu Buhari'de ve Müslim'de evet. geçen hadis. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Evet. Aranızda sevgiyi yaygınlaştıracak, yayacak şeyi söyleyeyim mi? Selamı yayın. Evet. O kadar önemli ki evet. bu hadis. Aşama aşama. Aşama aşama. Üç, her bir aşaması. Teşhis evet. yapıyor, tedaviyi gösteriyor, yolu da gösteriyor evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İman yoksa cennet yok. Evet. Ama birbirimizi sevmedikçe de iman yok. Birbirimizle sınanıyor imanın tabii, gereğini yapıp yapmadığımız. Onu yapıyor evet. muyuz, yapmıyor muyuz orada. Evet. Bugün evet. mesela bizim aramızda bu muhabbet biraz önce siz evet. üstattan da onu okudunuz. Evet. Gerçekten evet. o muhabbet istenilen istenilen seviyede olmadığı için başımıza bunlar geliyor. Birbirimize bu yani bugün değiliz. Ümmet bu manada kavgasını kendi içinde enerjisinde harcamasaydı bizim bu zillete düşmemiz mümkün müydü? Bugün düşmandan daha çok biz birbirimize zarar veriyoruz. Evet. Batılın sesi bizatihi batıldan kaynaklanmıyor ki. Bizden kaynaklanıyor. Hakka taraftar evet. olanların acziyetidir bu aslında. Evet. Eğer sevseydik yine ayetin ifade ettiği gibi ve Efendimiz o ayeti hep okuduğu zaman Saf suresinin ilk ayetleri evet. binyanın mersus. Evet. Böyle evet. bir binanın tuğlaları
kenetlenmiş tuğlaları gibi olsaydık ne olurdu? Hangi düşman bizim önümüzde durabilirdi? İnşallah Cenab-ı Hak o günlere eriştirsin. Hocam daha sorular vardı ama ben ona artık iftarda inşallah soracağım. İnşallah. Çünkü öğrenmek istiyorum. Allah'ım. Ama izleyicilerimizle ayrıca paylaşırım eğer izniniz varsa. Baş göz üstüne tabii ki. Hocam günün küçük bir hatırası. Eyvallah. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Cinlerden inşallah. Sağ olun. Sevgili var. Dostlar dua ve ezanı artık saniyeler kaldı. Bugün yine çok kıymetli bir misafirimiz, siyer dediğimizde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı dediğimizde, adabıyla, ahlakıyla ve ilmi usulüne en uygun şekilde bu konulara çalışan çok kıymetli bir alimimiz, çok kıymetli bir hocamız Muhammed Emin Yıldırım bizlerleydi. Allah ondan ve hepinizden razı olsun, oruçlarımızı kabul buyursun, yarın görüşmek üzere. Allah'ım, bu 13. gün, 13. oruç, 13. iftar. Lütfunla bir Ramazan pazarına daha kavuştuk. Rahmetinin bize karşı coştuğu bu güzel vakitte, binbir ismini şefaatçimiz yapıp, tuttuğumuz oruçlarla sana yalvarıyoruz. Ey iman gücü vererek, her türlü tehlike ve korkulara karşı emniyet veren mümin. Ey bütün varlıkları her türlü hal ve hareketleriyle kuşatan müheymin. Ey bütün varlıkları ol emriyle yoktan var eden mükevvin. Bizim için bu Ramazan pazarını bereketli kıl. Ol deyince olduran kudretinle birimizi bin say. Az bir dünya menfaati karşılığında ahiret faydalarından vazgeçenlerden değil, ahiretin büyük faydalarını az bir bedel ödeyerek kazananlardan eyle. Bir ay bu pazarın sıkıntılarına katlanıp o pazarda elde ettikleriyle bir ömür mutlu olanlardan kıl bizi. Nefsimize asıl menfaatin burada olduğunu göster. Göster ki bizi pazar zamanı tembelliğe teşvik etmesin. Amin.